Şimdi zıtları birbirine karıştıran kim? Cenab-ı Hak, hem de hikmetle karıştırıyor. Karşı karşıya getirdi. Zararları menfaatlere mezcederek, şerleri hayırlara idhal ederek. Bu cümle çok dikkatimi çekmişti. Şerleri hayırlara idhal ederek. Yani hayrın içine şerri kim koyuyor? Cenab-ı Hak koyuyor. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Ayırmaya çalışıyoruz. Ayırabilir miyiz? Cenab-ı Hak o hayrın içine şerri koyuyor. Biz de ayırmaya çalışıyoruz. Ayrılmaz. Çünkü Cenab-ı Hak koymuş. Şimdi sen onu ayırıyorsun. Bir bakıyorsun daha büyük bir sıkıntı çıkıyor. Ben mesela misal medrese hayatından misal vereyim. Madem öyle. Diyelim medresede yaşıyoruz beraber arkadaşlar, kardeşler. Bir problemli bir arkadaş var yani. Problem. Ya ne yapsak ne etsek bu medreseden ayrılsa herhalde her şey düzelecek diyorsun. Biz de rahat edeceğiz. Biz de rahat edeceğiz neyse. Gel zaman git zaman ayrılıyor adam veyahut sen ayırıyorsun. Bir bakıyorsun en yakın, en sevdiğin arkadaş ondan daha problemli oluyor sana. Allah Allah. Çık işin içinden. Çıkamıyorsun yani, olmuyor. Çok enteresan bak. Burada hikmetler var yani. Üstadımız onu şey yapıyor bak. Allah Allah. Zaten Risale-i Nur her şeyin hikmetini, değil mi? Mesela ne diyor üstadımız? Namazın 5 vakte hikmeti tahsisi. Niye 5 vakit? Bak, hikmet. Orucun hikmetleri, değil mi? Hep hikmet. Şimdi burada da bak bunun hikmeti nedir yani? Çok enteresan. Allah Allah. Zararları menfaatlere mezcederek, şerleri hayırlara idhal ederek, çirkinlikleri güzelliklerle cem ederek, hamur gibi yoğurarak, şu kainatı tebeddül ve tegayyür kanununa ve tahavvül ve tekamül düsturuna tabi kıldı.